Dünya şampiyonluğu 3. maç. İlk iki oyunda beraberlik vardı. E4, E5, at 3 at 6 fil B5, İspanyol açılışı. A6, fil A4, at 6 kısa rok, fil E7, kale E1, B5, fil B3. Karsen'in tercihi yine kısa rok oluyor. Buraya kadar daha detaylı anlatım için ilk maçın videosuna bakabilirsiniz. Orada Nepomniş'i rakibinin marşal atak fikirlerini durdurmak adına aşuç sürmüştü. Sanırım sonrasında oluşan pozisyondan pek memnun kalmadı ve şimdi A4 geliyor. Tabii ki daha agresif bir hamle. Açmazdan piyon kazanmak istedi. Karsen'in cevabı fil B7. Peki neden olmasın? D3 Rakibinizin uzun çaprazda güçlü bir fili varsa bu piyon yapısı o fili kısıtlar, güvenlidir. Tabi şöyle bir durum var. D4 sürüşüne göre rakibi merkezde pek rahatsız etmez. D6 Karsen piyonunu korudu ve artık at serbest. At BD2 Standart manevrayı hazırlar ve atı C3'ten gelmeyerek bu piyonu Merkezden alan üstünlüğü elde etme fikirleriyle kullanmak ister. Burada büyük ustaların en fazla tercih ettiği seçenek at A5'tir. At bir süre tahtanın köşesine gelmeye razı olur, temel fikir C piyonunu hareketlendirmek, C5 ile birlikte merkezden vezir kanadından alan üstünlüğü elde etmektir ve artık temel stratejisini buradan kurabilir. Aslında ata 5 tempo ile gelir. Bunun sebebi rakibiniz bu güzel değerli filini vermek istemez, fil A2 tercih eder. Ve tabii ki burada Boştaki piyonu almak iyi bir tercih değil. B alır A4 yapılırsa zaten bu piyon zayıf. Rakibiniz verdiği piyonu kısa bir süre içerisinde rahatlıkla geri alabilir. Ve A piyonunu aldığında artık siz A6 karesinde ayrık zayıf bir piyonla kalırsınız. Kale çok güzel ve bu önemli karelerin kontrolünü bırakır. Tekrar at bd D2'ye geri gelelim. Karsen. At a5 yerine burada kale e8 tercihinde bulunmuş. Biraz sonra bunun temel fikri daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. At f1. İspanyol açılışında e4 piyonu size rakibin şahına doğru bir alan üstünlüğü sunar. Ve fillere baktığımızda gerçekten rakibin şahına doğru mükemmel duruyorlar değil mi? E at zaten burada Vezir rahatlıkla buraya doğru gelebilir. Bu fikir doğrultusunda diğer atını rakibin şahına doğru gelme fikriyle belki buradan belki E3 karesinden F5 karesine yönlendirmek ister. Bu manevranın temel fikrini bu şekilde söyleyebiliriz. At F1 ile birlikte Karsen a 6 sürüyor. Elbette. At G5 büyük bir problem değildi. Her ne kadar savunmasız F7 piyonunu istiyormuş gibi dursa da Karsen bunu belki D5 ile cevaplayabilirdi. Belki de bir süre kalesini tekrar geri dönerek piyonu koruyabilirdi. Aşaltı sürüşü ile birlikte kurduğu bu kale E8 düzeninin bozulmasını istemiyor ve rakibinin artık tümüyle at G5 fikirlerini engelledi. Tabii ki dikkatli olması gerek. Sonuçta şahı burada ve rakip filin radarına giren bir piyon var. h ile birlikte fil d2. Nepomniş'i rakibine şunu söylüyor. Sen madem temel fikir ata 5 yapmadın ve ben bunu engelliyorum diyor. Peki fil d2 ve fil f8. Kale e8'in temel fikirlerinden biri. Dikkat edin artık kale e5 piyonunu koruyabilir ve d5'in ardından piyon boşta değil. d5 sürüşü çok önemli ve Karsen bunu bu noktada yapmak istiyor. Neden önemli? d5 ile birlikte alan üstünlüğü elde edersiniz, merkeze ikinci piyonu getirir, ideal bir merkeziniz olur ve özellikle az önce söylediğimiz gibi eğer e4 piyonunu alabilirseniz uzun çaprazdaki fil artık önü açılır ve çok daha güçlü, etkili olur. Bu nedenle D5 çok önemli. Nepomnişi bu sebeple atını buradan değil E3 karesinden gelmeyi tercih ediyor ki D5 sürüşünü engelleyebilsin. Kim bilir günün birinde bu at yine F5 karesine yerleşmek isteyebilir değil mi? Sonuçta fil bu kareyi kontrol etmiyor. Ve şimdi at E7. Karsen C piyonunun problemini çözmek istiyor. Ve bir kez daha D5 karesini destekledi. Belki de D5 sürüşlerine göz kırpıyor olabilir. Ve burada Nepomnişi'den orijinal bir fikir geliyor. C4. Öncelikle ver piyonu dedi. Karsen'in bir karar vermesi gerek. B alır C4 yapmış ve tabii ki at ile alıyor. Şimdi burada ezberden giderek ne kadar güzel. Ben atımı buraya geldim ve C5 sürerek D4 karesini harika bir şekilde kontrol ettim şeklinde düşünürseniz bu hata olabilir. Burada Nepomniş'i rakibine büyük ihtimalle at C alır E5 fedasını böyle güzel bir taktiği hazırlıyordu. D alır E5, at alır E5 iki tane merkez piyonunu aldı ve üçüncüsünü de biraz sonra alır. Fil alır F7 üstüne bir de kaliteyi kazanabilirdi. Tabii ki Karsen Atalır C4'de bunu görüyor ve Atalır E5 fedasını durdurmak adına tekrardan atını C6'ya geri geliyor. Ben tabii ki maçı incelerken ilk olarak aklıma şu geldi. Yani E5 piyonunu neden at G6 ile tutmadı? Bu da güzel duruyor değil mi? Sonuçta atalı R5 fedasını engelliyor. Eğer at G6 ile bunu yapsaydı Nepomnişi'nin bir diğer fikri ortaya çıkardı. At A5 şimdi fili istiyor ve iyi bir sebebiniz yoksa fil çiftini durduk yere rakibinize vermek istemezsiniz. Bu fil artık rakipsiz ve çok güçlü kalır. Tabi şöyle bir durum var. Fil C8 geri gelirseniz at C6 karesine yerleşir ve bu mükemmel bir gün sayılmazdı. Bu nedenle at alır c4'e karsen tekrar at c6 geri geliyor. e5'i tuttu at a5'i engelledi. Her ne kadar az önce yaptığı at e7'nin sanki hatalı olduğunu kabul etmiş gibi gözükse de pek öyle değil. Sonuçta Nepomniş'i C4 sürdü, D4 karesini zayıflattı ve artık at C6'da az öncekine göre çok daha etkili olabilir. Günün birinde D4 karesine yerleşebilirse. Peki, şimdi at C6 ve kale C1. E henüz Karsen C piyonunun geri kalmış zayıf C piyonunun problemini çözemedi ve Nepomniş'i C hattında bundan faydalanmak istiyor. Ve bir fikir de belki at A5 gelmek olabilir. At alır A5, fil alır A5 ve hayal edin açmazdaki C7 piyonuna fil ve kale ile yüklenme fikirleri. Bu nedenle Karsen kendisi A5 sürerek rakibinin at A5 fikrini durdurdu. İyi güzel şöyle bir durum var. Yine dikkatli olması gerek. Sonuçta bu piyon rakibin at ve fil tarafından istenen bir piyon. Zayıf. A5 ile birlikte. Fil C3. D4 sürüşlerine bir hazırlık, fik hazırlık fikriyle. Ve burada eğer D5 süremiyorsanız ki bunu yapmak yakın bir gelecekte pek mümkün gözükmüyor. E5 piyonu boşta kalır. Bu nedenden dolayı artık filin bu piyon yapısı sebebiyle buradaki geleceği pek parlak değil. Bu nedenle Karsen filine yeni bir gelecek hazırlıyor ve fil C8 geliyor. Peki belki ileride kalesiyle birlikte yara açık B hattından faydalanmak istiyor olabilir. Şimdi bu mümkün olmasa bile. Kısaca şunu söylemek istiyorum. İspanyol açılışında fil B7'li sistemler mat atağı fikriyle uyumludur. Bunun sebebi rakibiniz bu güçlü fili uzun çaprazlığı durdurmak adına burada olduğu gibi bu piyon yapısını veya fırsat bulursa D5 yapar. Bu iki durum merkezin daha kapalı olması sebebiyle şahin savunmasına benzer bir şekilde size mat atağı fırsatı verebilir. Ancak Nepomnişi'nin vezir kanadındaki atağı daha hızlı geliyor ve Karsen'in belki de bu düşüncesini engelliyor. Şimdi fil C8 e artık burada bu piyona baskı yapan bir fil yok ve Nepomnişi D4 le avantaj elde etmek istiyor. E5 piyonunu da almak istediğinden dolayı E alır D4 az çok zorunlu. At alır D4, at alır D4, vezir alır D4. Nepomnişi'nin elde ettiği avantaj, rakibinin merkezdeki tek piyonunu aldı. Kendisinin halen piyonu var ve bir alan üstünlüğü söz konusu. Ve ayrıca aletleri merkezi oldukça etkili. Karsen'in bu konuda biraz problemleri var. Peki şöyle bir durumdan söz etmemiz gerek. Karsen belirli sadeleştirmeler yaptı ve artık C piyonunun problemini rahatlıkla çözebilir. Bununla birlikte rakibin E4 piyonuna yara açık E hattında bir baskı söz konusu. Şimdi vezir alır d4'e fil e6. Az önce sözünü ettiğimiz çok önemli d5 sürüşünü hazırlar. Bu atı açmaza alır ve böylelikle a5 piyonunu taktik olarak korur. Peki nasıl? Şuna bakılabilir. Burada en kötü senaryo fil alır a5 olurdu. Bu fil alır c4'e hemen materyal kaybeder. Peki a5 piyonunu At ile alırsa ne olurdu? Hemen kale alır A5'e. Fil boşta değil. Fil alır E6 ara hamlesi var. C5 daha iyi. Kale A5 yerine C5 yapıldığında veziri ister, atı ister. Bu senen bu sebeple vezir atı koruyarak gelmeli. Vezir D2 ve artık fil alır B3, at alır B3. Önce daha değerli merkez piyonlu alır tempoyla ve belki de sonrasında A4 piyonlu bu karsen için mükemmel olurdu. Bu nedenle fil E6 şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. A5 piyonlu taktik olarak korur açmaz sebebiyle. Şimdi A3 bekliyor ve tabii ki büyük ustalar bunu çok iyi bilir. Oyun sonunda son sıra zayıflıkları, mat problemleriyle ilgilenmek istemiyor. Şah için A2 karesi. Ve şimdi C6. Artık Karsen A5 piyonunun düşmeyeceğinden emin oldu. D5'i daha güvenli bir şekilde hazırladı. Ve şimdi fil C2. Bu açmaz rahatsız ediciydi. Nepomniş'i açmazdan çıktı. Ve Karsen artık D5'i sonunda yapabildi. Bu neden önemli? Birincisi Filin çaprazı açıldı fil daha etkili ve artık geri kalmış zayıf piyonunuzdan kurtuluyorsunuz ve bununla birlikte rakibin merkezdeki tek piyonunu almak ve burada bir alan üstünlüğü elde etmek istiyorsunuz. Tabii ki Nepomniş'i şunu iyi biliyor. E alır D5 cevabını verirse rakibi bunu büyük ihtimalle atını mükemmel bir şekilde merkezi karaya gelerek cevaplardı. Bu nedenle D5'e Nepomniş'i elindeki en iyi seçeneği kullanıyor. E5. Bu at şahı savunan önemli bir alet. Ve at buradan geri gelirse H7 karesi savunmasız kalır ve belki bu Nepomnişi'ye mat atağı fırsatları verebilir. Karsen tehlike, tehlikeyi görüyor tabii ki. Hemen D alır C4 ile vezirleri değişmek istiyor. Nepomnişi kabul ediyor vezir alır d8, kale alır d8, e alır f6 ve dikkat halen tahtada vezirler yani yok buna rağmen filin buraya gelmesi ve kalenin de g3'e gelmesiyle birlikte yine şaha yönelik önemli atak fikirleri olabilirdi. Karsen hemen bunu fil b4 ile filleri değişme fikriyle engellemiş oldu. F alır g7, fil alır c3, b alır c3, şah alır g7. Her ne kadar Karsen'in bütün piyonları zayıf, ayrık gibi dursa da tahtada atlar yok. Ve bu zayıflıklardan faydalanmak pek kolay gözükmüyor. Peki, şah alır g7'ye, şah f1. Önemli, şahın oyun sonunda merkezleşmesi ve olur da Karsen kalesini ikinci yataya inmek isterse kale d1 ve ardından şah e1'le bunu savunma fikriyle. Peki kale A B8 tabii ki kalenin buraya gelmesine izin verilemez. Kale B1 bu nedenle. Şah F6 oyun sonunda şahlar merkezileşiyor ve kale alır B8 kale alır B8 kale B1 kale alır B1 fil alır B1 böylelikle kalelerin değişiminin ardından beraberlik ihtimali yükseldi. Şah E5 şah E2 F5 fil C2 F4 Fil B1, C5, fil C2 ve fil D7. Burada Nepomnişin'in 3'e 2'lik bir üstünlüğü var. Sanki pratik olarak bir piyon önde gibi. Ancak pek öyle değil. Karsen'in ilerleyen piyonları sayesinde rakibinin ilerleyişini, geçer oluşturmasını durdurur. Bununla birlikte Karsen'in şahı daha etkili, daha merkezi ve filler. Nepomnişi'nin fili piyonun savunmasına bağlı. Karsen'in fili hem bu piyona hem de diğer taraftaki piyonlara baskı yapıyor. Daha iyi bir fil. Bu nedenle bu avantajlar Karsen'e beraberliği getiriyor. Eğer tahtada sadece aynı renkli filler varsa ve şahınız böylesine merkezi güzelse piyonları diğer karelere yerleştirin. Biri dışında Carsen bu prensibi uyguluyor gördüğünüz gibi. Böylelikle şundan emin olursunuz. Rakibimin filiyle o piyonlarımı alma ihtimali kalmadı ve benim film piyonlarım tarafından engellenmiyor. Bunlar güzel avantajlar. Şimdi fil d7 ile birlikte f3 şah f6 tabii ki şah g5 girişlerine izin vermek çok kötü olurdu. Bu nedenle h4 ile bunu engelliyor. Ve şah e5 şah f2 şah f6 şah e2 şah e5 şah f2 derken burada pozisyonu geliştirmek pek mümkün değil ve iki büyük usta berabere yapıyorlar. Peki. Üçüncü oyunda berabere sonuçlandı. 4 ve 5'te bakalım ilk galibiyet kimden gelecek? İzlediğiniz için siz değerli izleyicilerime çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.